İyi akşamlar Yeşim. İyi akşamlar Çınar. Lale'yi gördün mü? Görmedim. Lale. Efendim. Yeşim ne haber? İyilik. Yeşim ben hala Lale'ye ulaşamıyorum. Onu merak etmeye başladım. Nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Takılmıştır bir yerlere. Ama ulaşırsam sana geri dönerim ben Çınar. Tamam bekliyorum, sağ ol. Kocan aradı. Ben ifadesini yüz yüzeyken alırsın diye vermedim telefonu sana. Peki sen ne yapacaksın Lale? Gidip hesabını soracağım. Şimdi gidelim buradan. Gidelim. Yeşim. Gel Çınar. Kusura bakma. Müsaitsin sen. Yok müsaitim. Ne vardı? Lale'yi soracaktım ama sonra konuşuruz. Farz et plajdayım canım. O zaman beni daha çıplak görecektin. Çınar sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ki. Bana hiç yalan söyledin mi? Nereden çıktı bu şimdi? Lütfen soruma cevap ver. Bana hiç yalan söyledin mi? Neden susuyorsun Çınar? Bana hiç yalan söyledin mi? Ne hakkında peki? Haluk abiyle bugün görüşmedim. Almanya'ya torununu görmeye gitti. Ama sen bu konuda çok hassas olduğun için sana bir şey söyleyemedim. Üzgünüm. Ben de seni çok seviyorum. Hoş geldin hayatım. Aşkım, bu ne böyle? Nereye? Hadi sorma orasını, sürpriz. Merhaba. Thank you.
yaptılar? Buraya yeni bir baraj inşa edeceğiz aşkım, enerji üretmek için. Şu tepelere kadar çok büyük bir baraj olacak. Çok büyük bir işe benziyor. Evet. Gerçekten çok büyük bir iş. Ve bu işi yaparken sizin şirketle çalışmak istiyoruz. Ciddi misin? Evet aşkım. Gayet ciddiyim. Bu barajı inşa ederken yeni yollara ihtiyacımız olacak. Ayrıca bunun elektrik hattı var, boru hattı var. Hem inşaatın yanına yapılması gereken küçük bir lojmana da ihtiyacımız olacak. Durum böyleyken bunları yapabilecek özelliklere haiz bir taşeron şirketine ihtiyacımız var. Bunu bizim şirketi kurtarmak için yapıyorsun değil mi Çınar? Hayır sevgilim. Bunu böyle anlama. Bu tamamen ticaret. Hem sizin şirketle çalışmazsam başka şirketlerle çalışmak zorunda kalacağım. Hal böyleyken neden sevgilimin şirketiyle çalışmam ki? Çok teşekkür ederim hayatım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Aşkım, sevgilim. Uyandın mı sen? Uyandım tabii ki. Sana kahvaltı bile hazırladım. Bugün sen doğum günü çocuğusun. Seni gördüğüm her gün ben doğum günü çocuğuyum. Söyle sevgilim. Bazen istiyorum ki bu dünyada bir tek ben ve sen kalalım. Bu odadan hiç çıkmayalım. Hiçbir şey, hiç kimse bize dokunmasın. Ulaşmasın. Zarar veremesin. Merak etme. Kimse zarar veremeyecek. Biz yaşlandıkça aşkımız gençleşecek bizim. Ve ömrüm yettiğince seni seveceğim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Günaydın. Günaydın. Günaydın çocuklar. Afiyet olsun, biz çıkıyoruz. Kahvaltı... Anneciğim Lalem sağ olsun yatağa getirdi kahvaltıyı, biz ettik. Yatakta yemek mi yediniz? Günah oğlum, vallahi çarpılırsın. Anneciğim ne çarpılması, büyütme bu kadar. Gelin hanım, bugün Çınar'ın doğum günü, bilmem haberin var mı? Tabii ki haberim var İkbal Hanım. Hay birbirinizi tanımadan evlendiniz de paldır küldür, belki bilmiyorsundur diye dedim. Anne, başladın gene. Boş ver Çınar. Ben Çınar'a parti bile hazırladım. Ne partisi? Bu gece bizim kulüpte kutlama yapacağız. Çınar'ı ben doğurdum. 28 yıldır her doğum gününde yanı başındaydım. Kutlama evde yapılacak, ben de oğlumun yanında olacağım. Anneciğim, siz de gelirsiniz partiye. Böylece herkes yan yana olur. Gelin hanım. Annenizi merak ettik, ne zaman gelecek? Damadının yaş gününe yetişir herhalde değil mi? Bu gece uçakla gelecek Necip Bey. Madem ailelerimiz de katılıyorlar, o zaman tabii ki benim annem de gelecek. Şimdi müsaadenizle. Afiyet olsun. Partiler, yatakta yemek yemeler, zıvanadan çıkardı oğlumu. Ben o partiyi bulunlarından getireceğim. Merak etme sen. Aşkım hadi sen de hazırlansaydın, seni de bırakırdım şirkete. Halletmem gereken birkaç işim var. Tamam, beraber hallederiz. Hayır, sen gelemezsin. Sürprizi bozarsın. İyi tamam hadi, ben kaçtım. Halletmem gereken birkaç toplantı var benim de. Görüşürüz aşkım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Alo anne. Tatlım. Neredesin sen? Hala Kayseri'deyim cicim ama inan bana geldiğime değdi. Ilgaz ailesinin öyle kirli sırları varmış ki ortaya çıktığında bakalım Necip Bey ne yapacak. Hemen anlatır mısın lütfen?
Olmaz canım. Hepsini yüz yüze konuşacağız. İnan bana şok olacaksın. Akşama varmış uçak, onunla geliyorum. Olur o zaman ama geç gelirsen ne olur direkt kulübe gel. Çınar'a doğum günü partisi veriyorum. Tamam hayatım. Süper bir parti olacak, inan bana. Hadi çağ. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şu hale bak. Lakır lakır su içer gibi içiyorlar. Astrolist geldi. Hamşürük. Film başlasın da seyredebilecek be. Müsaadenizle. Çınar'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolculuk nasıl geçti? Çok güzeldi. Pastayı beklemeden hediyeni vereyim. Nice yıllara. Neden zahmet ettiniz Umut Hanım? Zahmet olur mu hiç? Gerçekten. Ama bu çok güzel. Çok teşekkür ederim Zümrüt Hanım. Bak hayatım. Çok güzel. Beğendiysen ne mutlu bana. Annemler nerede? Bir de onlara merhaba diyeyim. Annemler şuradalar. Bakın locadalar. Aa. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi akşamlar Ece. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeli çiftle kumrular? O ne münasebetsiz lakır böyle? Ay affedersiniz. Ağzımdan kaçtı birden. Yolculuk yorgunluğu. Siz beni dikkate almayın. Lafın gelişi öyle size söyledim. Necip Bey nasılsınız görüşmeli? İnanın öyle iğnelice konuşsanız konuşmanızı o kadar özledim ki. Siz de beni özlediniz mi? Müsaadenizle Cumhur Hanım. Çınar'ın hediyesi gelmedi. Ben bir gidip bakayım. Aa, siz utandırmadın değil mi? Hay Allah. Neyse biz buluruz mesela. Tatlı tatlı konuşuruz. Siz nasılsınız görüşmeyeli İkbal Hanım? Çok iyiyiz Cumhur Hanım. Çok daha iyi olacağız. Ben de çok mutluyum. Bugün deliler gibi içmek istiyorum. Hem de biz ki. Teşekkür ederim. Sağlığınıza iyi ki bana. Hatta Şerif'e mi desek acaba? Annem gerçekten çok düşünceli. En sevdiğim saat olmuş. Madem annem başlattı, ben de sana hediyemi vereyim. Çınar, bizim bir kız çocuğumuz olacak. Gerçekten mi? Gerçekten. Bugün doktora gittim. Sevin mi? Hayır aşkım. Çok sevindim. Demek ki Allah bizi senin kadar güzel ve zarif bir kız çocuğu nasip etmiş. Sağlıklı olsun da kız ya da oğlan fark etmez. Aşkım benim.
Zümrüt Taşkıran. Evet. Gecenizi böldüğümüz için özür dileriz ama bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Ne münasebet. Tarihi eser kaçakçılığından suçlusunuz. Ne? Hayır Zümrüt Hanım. Hakkınızda tutuklama kararı var. Anlamıyorum. Yani ne tutuklaması, ne tarihi eser kaçakçılığı. Ayrıntıları merkezde anlatacağız. Buyurun gidelim. Bir dakika. Bakın burada bir kutlama yapıyoruz. Damadım Çınar Ilgaz'ın doğum günü bugün. Bırakın kutlamayı bitirelim. Yarın gelir ifademi veririm. Hanımefendi anlatamadım galiba. Sizi tutuklamak için buradayız. Ve hemen şimdi bizimle geliyorsunuz. Ya gelmezsem ne olacak? O zaman zor kullanarak götürmek zorundayız Zümrüt Hanım. Ne oluyor anne? Niye tutukluyorlar seni? Merak etme canım, çözeceğiz. Peki. Bir dakikanızı rica ediyorum. Memur bey, bir yanlışlık yapıyor olmalısınız. Bakın biz İstanbul'un tanınmış ailelerindeniz. Olabilir ama tutuklama kararı var. Annemi alıp götürdüler. Gidelim hemen. Amca biz de gidiyoruz. Ben de geliyorum evlat. Zümrüt Hanım'ı yalnız bırakamayız. Reyhan, siz arabayla eve geçin. Tamam abi. Gece bırakalım seni de eve. Necip Bey. Efendim? Sözünü tuttun. Bugün sadece Çınar'ın yaş günü değil, benim de bayram günüm. Allah ne muradın varsa versin. Sen yeter ki Gül. Ben başka bir şey istemem İkbal'a. Lale Hanım, annenizin tarihi eser kaçırdığı doğru mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar. Ne olup bittiğini biz bir öğrenelim. Ondan sonra gerekli açıklamayı yapacağız. Çınar Bey, kayınvalidenizin bu durumla ilgisi nedir? Yurt dışından gelen eserler yalıda mı bulundu? Konuyu ben de bilmiyorum ama gerçek er geç ortaya çıkacaktır. O zaman da gereken yapılacak. Peki bu durum Lale Hanım'la sizi nasıl etkiledi Çınar Bey? Çınar Bey, Lale Hanım'ın olaydan haberi var mıydı? Arkadaşlar, polis bir ihbarı değerlendirmiş. Aslı var mı yok mu öğrenmeden konuşmak bize yakışmaz. Ama yeğenimin de dediği gibi, eğer Zümrüt Hanım bahsi geçen bu suçu işlemişse cezasını da çekecektir. Mevzunun ailemizle alakası bu kadardır. İyi geceler. Başka açıklama yapmayacak mısınız efendim? Başka açıklama yok arkadaşlar. Efendim, Necip Bey. Nöbetçi mahkemeye çıkana kadar burada kalmak zorundaymış. En azından nezarethanede beklemeseydi Çınar. Ona bir oda verebilselerdi bari. Söyledim. Elimden geleni yaptım ama adamlar da prosedürleri uyguluyorlarmış. Sen bütün imkanlarını kullandığına emin misin Çınar? Gelsene şöyle. Rica etsem bize bir dakika verir şimdi? Annemi buradan kurtarmak için yeterince uğraştın mı diyorum Çınar. Neden böyle düşündün aşkım?
Çünkü sen benim annemin suçlu olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Annenin suçlu olduğunu mu düşünüyorum? Bu ne nereden çıkardın şimdi? Gazetecileri suçsuz olduğunu söyledin mi? Söylemedin. Annemi savunmadın bile. Sanki suçluymuş gibi mahcup konuştun. Suçluymuş gibi mahcup mu konuştum? Hayatım, tabii ki de annenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ama olayın ne olduğunu tam bilmeden net bir şey konuşmak istemedim. Sadece o kadar. Hala şüphelisin işte. Hayatım, sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çınar, senin ailen söz konusu olsaydı hala anlamaya mı çalışırdın? Senin ailen bir suça karışsaydı ne olurdu Çınar? Lale, neden bağırıyorsun? Neden şimdi sinirleniyorsun? Ne diyorsun hiç anlamıyorum. İnan hiç anlamıyorum. Biz zaten bir aileyiz. Bana cevap vermedin Çınar. Senin amcan içeride olsaydı ne düşünürdün? Amcam bu işin içinde mi olsaydı? Lale, benim amcam asla böyle bir şeye karışmaz. O asla yasalara karşı gelmez. O dürüst bir adamdır. Onu çok iyi tanırım. Eğer o Necip denen adam babanı tehdit etmeseydi şu an baban yaşıyor olacaktı. Evet. Senin amcan mükemmel bir adam. Ya yanılıyorsan Çınar? Ya düşündüğün gibi değilse? Yani neden bağırıyorsun şimdi? Neden sinirleniyorsun bu kadar? Hem neden böyle söylüyorsun? Ha? Bu ne demek şimdi? Gerçekten çok tuhaf davranıyorsun Lale. O mektup geldiği günden beri çok gerginsin. Devamlı bir şeylerden şüpheleniyorsun. Evet, içinde bulunduğun durum zor. Bunu biliyorum ve sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama nedense anlamadığım bir biçimde amcamı cephe aldığını düşünüyorum. Bilmem. Belki de öyledir Çınar. Ne de olsa o konudaki esrarı hala çözemedik, değil mi? Niye susuyorsun? Babanın katilini mi arıyorsun? Etrafına daha dikkatli bak. Adamcağız karısının iffetsizliğini öğrenmiş. Canına da bu sebepten ötürü kıymış. Şimdi sen söyle, ben bunları Lale'ye nasıl anlatayım? Bir de üstelik kızcağız hamile. Kızı üzmenin bir alemi yok. Hala susuyorsun. Çocuklar, konuşmanızı bölüyorum, kusura bakmayın ama Lale annen seni görmek istiyor.